Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. MVC serimizin 27. dersini gerçekleştireceğiz bu dersimizde. Şimdi son derste ürünler üzerinde silme yaptık. Bu derste de ne üstünde? Müşteri üzerinde silme işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle müşteri kontrolleri açmadan önce ilk olarak müşterinin bir indeksini açalım. Biz burada müşteri kısmına silme ve güncelleme butonlarını eklememişiz. Bunun için şuradaki indekse gitsek, ben şöyle şurayı olduğu gibi kopyalasam, geldim buraya. Hemen altına yapıştırdım. Aynı zamanda şu üst tarafı da hemen alalım şöyle. Şurayı da kopyaladım. Geldim buraya. Buraya da yapıştırdım. Şimdi burası et URN değil, et müşteri olacak. Burası müşterinin neyi olacak? Burası da tabii ki müşteri ID'si olacak. Burası da et müşterinin, burası da yine müşterinin ID'si olacak. Ürün içerisinde sile değil, müşteri içerisinde sile gidecek. Bu da aynı şekilde müşteri klasörümüzde bulunan sil ve güncelle action result'ına gidecek. Ctrl S dedim, geldim oraya. Sayfamı, pardon, burayı değil, burayı yeniledim. Yeniledikten sonra müşterilere tıkladım. Bakın bu şekilde artık silme ve güncelleme alanları gelmiş oldu. Şimdi geldik silme işlemine. Şöyle ki müşteri controller'a geldim. Müşteri controller içerisinde şurada hemen bir tane yeni bir tane action result tanımlayalım. Public action result. Bu da yine büyük harflerle şöyle sil olsun. Parantezimi açtım. ID'ye göre sileceğiz. Süslü parantezimi açtım. Var müşteri diyelim eşittir db.tbl müşteriler.find tbl müşteriler içerisinde bul. Neyi bulacak? ID olarak göndereceğimiz değeri. Daha sonra db.tbl müşteriler.remove tbl müşterilerden sil neyi? Müşteriyi, tamam. db.save changes değişiklikleri kaydet ve return redirect to action parantezimi açtım çift tırnak içerisinde indekse bizi ne yapsın? Göndersin. Aynı sayfaya yönlendirsin. Geldim buraya. Sağ tuş Webin Browser Yandex diyelim. Bunu da çalıştıralım. Ondan sonra silmeyi bitirmiş olalım. Bir sonraki derse artık yavaş yavaş güncelleme için tasarımımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde geldi. Mesela şuradan Tuna Yıldırım'ı sileceğim ben. 5 numara sile tıkladım ve Tuna Yıldırım silinmiş oldu. Bir de şu Emel'i de silelim. Bu şekilde silme işlemi yaptık. Hocam peki 1, 2, 3, 4, 6 oldu. Mesela Hasan 5 numaralı ID olsa olmaz mı? Yani silinen değerin yerine geçse olmaz. Neden? Düşünün ki veri tabanınızda 10.000 tane kayıt var. Siz ve gittiniz 1 numaralı ID'yi sildiniz. Ne olacak? 9.999 tane kaydın ID'sinin değişmesi gerekecek. Bu veri tabanını çok yoran bir işlem. Bu bir. İkincisi, ilişkili tablolarda zaten silme işlemi kullanılmaz. Onun yerine ne yapılır? Aktif ve pasif yapılır. Aslında bizim burada şartlı bir listeleme işlemi yapmamız gerekiyordu. Şartımız ne olacak? Şu. Hani biz indeks üzerinde işte listeleme yapıyoruz ya, oraya bizim bir şart eklememiz gerekiyor. Şartımız şu. Ver durumu eşittir aktif olan ürünleri, aktif olan müşterileri ya da aktif olan kategorileri getirmesi lazım. Sile bastığında durumunu pasif yapması gerekiyor silmeden ziyade ve bunu da bu dersler içerisinde bir ders içerisinde güncellemeyi anlattıktan sonra onu da ekstra gösteriyor olacağım arkadaşlar. 27. dersimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki ders 28. derste kategorilerin güncellenmesi kısmıyla başlayalım. Sonra oradan devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.